Kim artık yapıyorsun? Abi çeker misin? Kamera kayıt alma kardeşim. Görev yaptırma ayaktan çek. Sen olay yerini bozuyorsun. Çık dışarı. Ya Ümit gelsene. Tamam ben sana bir tutturam. Kapat abi şunu. Kapat abi şunu. Ben niye kapatayım şu an? Tamam hadi şu an. Niye kapatmamışsın? Tamam bırak. Bana bırak bana. Serdar'ı da. Hangi araca bindiriyorlar beni? Arkadaki araca mı bindirdiler? Evet, bundan sonra arkadaki araca bindiriyorlar beni. Aynen. Serdar'ı da oradan uzaklaştırıyor. O araca mı bindirdiler abi? Yok değil mi arkadaki? Aynen. Şimdi dün yine aynı bu saatlerde burada bir otobüs kazası meydana geldi. Biz de kameraman arkadaşım Harun Uyanık'la birlikte buraya geldik ve olay yerinde haber yapmak için bilgi toplamaya başladık. Harun kamerasıyla birlikte görüntü alırken görüntü çalışıyor, detay alıyor. Ben de o sırada haberle ilgili bilgi topluyorum. Burada şerit çalışmaları var. Şerit çekiyor emniyet görevlileri. Ancak benim girdiğim dükkan, şu arkamda görmüş olduğunuz beyaz eşya parçaları satan bir dükkan var orada. Oraya girdim ve dükkan sahibine izin aldım. O dükkan da şeridin dışında kalıyor. Esnaftan izin aldım. Dedim ki burada durabilir miyim ve sizle konuşabilir miyim? Güvenlik kameranız var mı? Kaza nasıl oldu diye bilgi topluyordum. Bu sırada elimde sadece mikrofonum vardı. Görüntü dahi çekmiyordum. Bu sırada yanıma polis memurları geldi. Daha sonradan yanıma gelen kişinin ekip amiri olduğunu öğrendim. Geldi ve benim dükkandan çıkmamı söyledi bana. Ben de dükkan sahibinin izinli olduğumu ve sadece bilgi aldığımı, birazdan da buradan çıkacağımı söyledim. Fakat ısrarla çıkmamı istediler. Sonra diğer polis memurları da aynı şekilde çıkmamı söylediler. Ben de dedim ki bir bilgi alayım sonra çıkacağım dedim. Yani birazdan çıkacağım. Yani size zorluk çıkarmıyorum ki dedim. Onlar da bana zorluk çıkardığımı söylediler. Daha sonradan böyle kolumu tutarak çık lan dışarı diye beni çektiler. Bu sırada ben de kameraman arkadaşım Harun'a seslendim ki Harun bunları çeker misin diye. O sırada tabii diğer polis memuru hemen Harun'a yöneldi ve kamerasını kapattı, görüntü almasını engelledi ve diğer o ekipler amiri olan kişi böyle beni göğsümden böyle iki eliyle birlikte iterek dükkanın içine soktu. Onunla birlikte diğer 4 polis memuru da dükkana girdi. Ya 4'tü ya 3 tam hatırlamıyorum. Girdi ve beni itmeye devam etti. Aynı şekilde sert bir şekilde itti. Darp etmeye başladı ve ardından beni orada bir raflar var böyle, dükkanda raf var. Oraya böyle yapıştırdılar. Böyle yüzümü rafa yapışmış bir vaziyette duruyorum. Diğer polis memuru sol bileğimi bükerek arkaya götürdü ve ters kelepçe yaptı. Ben de o sırada ne yapıyorsunuz diyorum. Ters kelepçe yaptığınızın farkında mısınız şu an diyorum. Ne yaptığını diyorum kelepçe takıyorsunuz diye anlatıyorum. Bu sırada diğer polis memuru da kelepçe takıldıktan sonra ben böyle duruyorum. Kafamı raflara bastırıyorlar. Ben böyle dururken diğer polis memuru da elleriyle ceplerimi arıyor. Ceplerimin içine elini sokuyor. Ben de diyorum ki memur bey diyorum. Böyle bir şey yapamazsınız. Beni arama hakkınız yok. Hele ki ellerinizi cebime sokma hakkınız hiç yok dedim. Bu hürriyeti tatile giriyor dedim. Bunu yapmayın diyorum. Hala devam ediyorlar. Sen görürsün yapabiliyor muyuz yapamaz mıyız diye. Cebimden cüzdanımı alıyorlar ve yine ekip amirinin talimatıyla bunu araca götürün diyor. Ardından da karakola götürün diyorlar. Ben de o sırada yani çıkıyorum. Çıkarken zorla çıkıyorum. Çekerken de kolumu sıkıyorlar. Ensemi sıkıyorlar. İşte yani olayın ne olduğunu anlamaya çalışırken dışarı çıkıyorum ve kameraman arkadaşıma yine sesleniyorum. Harun diyorum, görüntü çeker misin diyorum. Görüntü alalım diyorum bunu. Ama Harun'un başında bir polis memuru bekliyor ve görüntü almasına izin vermiyor. Ve daha sonra da öğreniyorum ki Harun da kamerasını neredeyse kıracak düzeyde sert bir şekilde engel olmaya çalışıyor. Bu sırada götürmeye devam ediyorlar. Başka bir haber ajansının muhabiri var. O arkadaşıma da sesleniyorum. Arkadaşım çeker misin diyorum. Ve ondan istiyorum, çekmesini istiyorum. Bu sefer onun da başına bir polis geliyor ve onun da kamerasını tutup onu da oradan uzaklaştırıyor. Beni zorla araca bindiriyorlar. Araca bindirdiklerinde de ben ne yapıyorsunuz diyorum ya, beni nereye götürüyorsunuz diyorum. Çünkü yani açıkçası ne olduğunu anlamadım. Çünkü bir de şiddet de var içinde. Ve araca götürüyorlar. Ardından araçta bir müddet bekliyorum. O sırada telefonum çalıyor. Ne olduğunu bakamıyorum, cevap veremiyorum. Diğer arkadaşlarla kameraman arkadaşım irtibat kurmuş. Onunla beraber işte telefon çalıyor ve açamadığım gibi de durumu anlatamıyorum. Beni dinleyen yok, muhatap yok. Ekipler amiri ve diğer polis memurları başımda bekliyor. Bu olaylar yaşanırken kaza yapan otobüsün şoförü hala otobüsün içinde. Ve kurtarılma çalışmaları sürerken
Polis memurları sadece ben bilgi almak istiyorum, olay nasıl oldu diye bilgi almak istiyorum. O polis memurları gelip beni oradan çıkarmaya uğraşıyor ve 4-5 polis memuru bunu yapıyor. Ve şoför de kurtarma çalışmaları da devam ediyor. İtfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarını sürdürüyor orada. Ve daha sonradan bir telefon mu geliyor artık, ne oluyor bilmiyorum. İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olduğunu söyleyen kişi geliyor ve benim kelepçelerim çözülüyor. Ardından araçtan çıkıyorum ve bana diyorlar ki tamam diyor, sorun yok diyor, böyle bir şey oldu. İşte istersen şikayet olabilirsin, istersen de konuşup barışabilirsiniz, özür dileyebilir. Ben de diyorum ki yani bu kadar basit mi bu olay yani, ben anlamadım ne olduğunu. Bana biri izah etse ben zaten yani hatam varsa kabul ederim. Ancak şöyle bir durum var yani, özel mülk sahibinden izinli bir şekilde dükkanda duruyorum ve sadece bilgi topluyorum. Amacım sadece bilgi toplamak ve bunu engelliyorlar. Yani aksi bir durumum yok. Kötü bir söz söylemedim. Ya suçum yok. Yani aranan bir şahıs değilim ya da zanlı değilim. Olay yerini bozmuyorum. Hatta orada kapı önündeki diyalogta polis memurlarına diyorum ki eğer ki diyorum kaza olay yerini komple boşalttıysanız ve ben burada tek başıma durup ve size direniyorsam haklısınız, ama hiç kimse yok. Balkonlarda insanlar var. Olayı izliyor. Dükkan sahipleri içeride. Müşteriler alışveriş yapıyor. Ben de yani dedim ki müşteri olsam burada durabileceğim. Ama gazeteciyim diye mi burada duramıyorum dedim. Yani o yüzden beni buradan çıkarmak istiyorsunuz dedim. Ona rağmen hiç dinlemeden beni apar topar böyle yaptılar. Ardından ben haberimi yaptım yine. Beni bırakmadılar bu arada. Diğer ekip amiri hala benim başıma polis memuru gönderiyor. Diyor ki arkadaşı kolla diyor. Arkadaşın başında dur diyor. Onun başında dur diyor. Bunların da görüntüleri var. Çünkü ben onları da çektim. Ben bunlara rağmen haberimi yine yaptım. Gönderdim merkeze. Haber merkezime gönderdim haberimi. Ardından da kameraman arkadaşım Harun Uyanık'la birlikte Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Savcılığına giderek suç duyurusunda bulundum. Çünkü polisler özellikle başka bir Gazi Osman Paşa karakol komiseri olduğunu söyleyen kişi ısrarla onların karakoluna gitmemi söyledi. Gel yardımcı olalım, gel yardımcı olalım, gel şikayetçi ol bizde diye. Yani olacaksan gel bizde ol diye söyledi. Ben o karakolda değil de savcılığa gideceğimi ve orada suç duyurusunda bulunacağımı söyledim. Önce hastaneye gittim. Darp raporu aldım. 3 yerimde darp izi vardı. Boynumda, boyun bölgemde yoğun bir şekilde vardı. Bileklerimde, o hem kelepçenin zorluğu çünkü kelepçeyi çok sıkmışlardı. Yani hatta onu da söylüyorum, kelepçeyi aşırı sıktınız diyorum. Yani canım acıyor diyorum. Buna rağmen aynı sertliğe devam ediyorlardı. Ardından kameraman arkadaşımla birlikte doktor raporu aldık. Boynumda, sağ bacağımın arka kısmında bir iz var. Orada bir yırtılmış böyle, hani böyle yüzeyde bir yırtık var. Ardından da bileklerimdeki oluşan izlerle alakalı rapor aldım ve savcılığa gittim. Savcılıkta da suç duyurusunda bulundum. Görüntüleri teslim ettim. Şikayetçi olduk. Diğer polis memurlarının da şikayetçi olacağını söylediler. Olsunlar, benim için problem yok. Çünkü ben görevimi yapıyordum. Suçlu değildim dediğim gibi. Hiçbir suçum yok. Sadece görevimi yapıyorum ve bu tarz hızlı ya yani kaza anında içeride şoför yaralı bir vaziyette duruyor ve yaklaşık 20'den fazla yolcunun olduğu bir otobüste 4-5 kişinin de yaralandığı bilgisi var. Ben haber toplamak ve haberle ilgili bilgilerimi toplamak için çalışmalar yürütürken burada polis memuru özellikle beni çıkarıyor ki zaten otobüsün yanında vatandaşlar görüntü çekiyor. Onlara bir şey denmiyor ama ben orada durmuş sadece bilgi toplarken özellikle benim yanıma gelerek beni çıkarmaları ve diğer kameraman arkadaşlarımın görüntü almalarına izin vermemeleri nedeniyle böyle bir şey yaşandı. Ben Dur. Geliyor. Bak. Yürüyor. Orada hızlandı işte. Öbür dükkanın ilerisinde. He. Abi şu kartal senin mi? Devam et. Onu ne yapmak istiyorsun?